Karşı Belleğin bu yeni kaydında cumartesi anneleri, cumartesi insanlarından sevgili Maside Ocak'la beraberiz. Hoş geldin Maside programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Bugünkü programda aslında seninle biraz bellek aktivizmi ve cumartesi anneleri üzerine konuşmak istiyorum. İstersen en başından alalım. Biraz tarihçesini verelim. Cumartesi anneleri bir aktivizm olarak ne zaman başladı, nasıl başladı, kimin fikriydi bu şekilde bir araya gelmek? Onları anlatabilir misin bize? Aslında tabii Türkiye'de cumartesi anneleriyle başlayan bir mücadele ve kayıplar var ama tüm dünyada ve Türkiye'de de göz altında kaybetmelerin tarihi bir haylicene eski. Her ne kadar gece ve sis operasyonuyla kaybedilen Rosa Luxemburglarla başlasa da dünyada göz altında kaybetmelerin tarihi asıl olarak 1915'te 250 Ermeni aydının gözaltına alınıp kaybedilmesiyle başlıyor dünya tarihinde gözaltında kaybetmeler. Tabii bununla birlikte mücadele tarihi de bir haylicene eski. Özellikle 1973-76 yılında Arjantin'de Plaza de Mayo annelerinin kaybedilen 30 bin evladı için başlattıkları mücadele dünya açısından çok önemli bir yerde duruyor insanlığa karşı bir suç olan kaybetmelere karşı mücadelede. Türkiye'de tabii 1940'larda, 1950'lerde de kaybedilenler var ama asıl olarak 12 Eylül askeri darbesinin ardından ilk kayıplarla ilgili bu topraklarda konuşulmaya başlandı. 12 Eylül'de kaybedilenlerin aileleriyle İnsan Hakları Derneği 1986 yılında bir kampanya düzenlemişti. Ve o kampanya dönemin koşullarından dolayı belki de çok fazla yankı bulmamıştı. Tabii burada şöyle bir parantez de açmak gerekiyor belki de. İnsan Hakları Derneği'ne 12 Eylül askeri darbesinden sonra 15 kayıp, gözaltında kayıp başvurusu yapılmış. Ama biz bu sayının daha fazla olduğunu düşünüyoruz ve hala ulaşamadığımız insanların olduğunu da düşünüyoruz. Yine 90'ların ilk yıllarında gözaltında kayıplarla ilgili çalışmalar ya da kampanyalar yürütüldü. 90'ların ilk yıllarında çok fazlasıyla yoğunlaşan bir sistematik hale gelen bir politika oldu gözaltında kaybetme. Ve özellikle Kürt illerinde tarlasını sürmek, korucu olmayı reddetmek gözaltında kaybedilme nedeni oldu. Yine batıdaysa bizler çok yakıcı bir şekilde yaşamaya başladık. Güpegündüz sokak ortasından insanlar kaçırılıp kaybedilmeye başlandı. Tam da o dönemde 1995'te abim Hasan Ocak gözaltına alındı. 12 Mart'ta Gazi Mahallesi'nde başlayan katliamın ardından toplumsal duyarlılığın da yüksek olduğu bir dönemdi ve on binlerce insan bu tepki göstermişti. Tepki gösterenlerden biri de bizlerdik tabii ki o dönemde. Gazi katliamından sadece bir hafta sonra abim 21 Mart 1995'te gözaltına alındı. Gözaltındayken abimi görenler vardı. Yine parmak izi listesinde ismini okuyanlar vardı ama her kayıp gibi abimin de gözaltına alındığı inkar edildi. Varlığı inkar edildi. Hasan gözaltında kaybedilen ilk insan değildi ama bizdeki ruh hali Hasan'ın gözaltında kaybedilen son insan olmasıydı. Ve bu gözaltında kaybetmelerin önüne geçebilmekti. Çıkış noktamız tabii ki Hasan'ı sağlığını sağ istiyoruz olmuştu. Kampanyanın ilerleyen günlerinde Hasan'dan önce gözaltında kaybedilen insanların aileleri de bizimle birlikte hareket etmeye başladı ve
Bir dönem sonra Hasan'la ilgili yürüttüğümüz kampanya sadece Hasan'ı değil tüm kayıplarımızı sağlığına sağ istiyoruz da dönüşmüştü. Burada şunu da anlatmam gerekir belki de dinleyenlerin bizim ruh halimizi daha iyi anlayabilmesi için. 1994 yazında Hollanda vatandaşı olan Ayhan Uzala Türkiye'ye gelmişti ve Türkiye'de gözaltına alınmıştı ve kaybedilmek istenmişti. O dönem Hollanda hükümetinin yoğun baskısı sonucunda Ayhan Uzala gözaltında kaybedilemedi. Ve 10 gün, 15-20 günü aşan gözaltı ve işkencenin ardından ıssız bir yere atılmıştı. Tabii bu Ayhan Uzala eğer Hollanda vatandaşı olmamış olsaydı Ayhan Uzala da gözaltında kaybedilmiş olacaktı. Bizdeki ruh hali de Hasan Türk vatandaşı ve Hasan'ı ancak daha büyük ses çıkararak, daha büyük tepki göstererek, herkesin ortaklaştığı bir noktada sağ alabileceğimizi düşünüyorduk açıkçası. 58 günlük arayışımızın ardından Hasan'ın cansız bedeninin fotoğraflarına Adli Tıp Kurumu'nda bulduk, ulaştık. Ve gördüğümüz manzara aslında gözaltında kaybedilenlerin başına neyin geldiğinin göstergesiydi. Adli tıpta bulunan fotoğraflarda zaten işkence izleri seçilebiliyordu. Bulunduğu yer Beykoz'da bir ormanlık alandı ve Beykoz Savcılığına gittiğimizde olay yeri tutanağından her türlü bilgiye, belgeye ulaşabilmiştik. Otopsi raporunda Hasan'ın her ne kadar ölüm nedeni tel veya iple boğulma olsa bile yoğun işkencelerden geçirildiği yazılıydı. Olay yeri inceleme tutanağındaysa Hasan'ın bulunduğunda ayakkabısının bağcıklarının, kemerinin, saatinin kimliğinin olmadığı yazılıydı. Yine jandarma bulduğunda parmaklarında parmak izi alınırken kullanılan mürekkebin olduğu da bu tutanaklara yazılmıştı. Dolayısıyla Hasan'ı biz sağ bulamamıştık belki ama ölenin tarihe ve toplumsal hafızaya bıraktığı izi silmek istemişlerdi aslında kaybedilen diğer insanlar gibi. Hasan da bunu başaramamışlardı. Arkasından Rıdvan Karakoç da abimle aynı yere katledilip atılmıştı. İkisinin cenazesi on binlerce insanın katıldığı törenlerle yapıldı ve o dönemde insan hakları aktivistlerinin yürüttüğü bir başka kampanya daha vardı, Arkadaşıma Dokunma başlığı altında. Bu kampanyanın bileşenleri aynı zamanda İnsan Hakları Derneği içerisinde de birlikte kayıplarla ilgili çalışmalar yaptığımız arkadaşlardı. Bu Arkadaşıma Dokunma ekibinden gelen bir öneri oldu. Biz de Plaza de Mayo anneleri gibi bir şeyler yapalım önerisi geldi ve biz kayıp yakınları zaten hazırdık. O dönem yan yana gelebilen 5 kayıp yakınıydık zaten. Görüşmelerimiz sonucunda Plaza de Mayo annelerinin mücadelesini, eylemini de rehber edinerek her cumartesi saat 12'de Galatasaray Lisesi önünde sessizce oturmaya karar verdik. Burada aslında bir ekleme Evet. yapmak istiyorum. Çünkü aynı senelerde ben de seninle benzer yaşlarda İstanbul'daydım üniversite öğrencisi olarak. Ve Hasan Hoca'nın öldürülmesi büyük bir infial yaratmıştı. Özellikle de öğrenciler arasında bunu çok net hatırlar bizim kuşağımızdaki herkes. Biraz da bütün bunlar şuna da yol açtı değil mi? Çok yoğun bir politik dönem aslında 90'ların başı. Ama yani politik angajmanı olmayan nüfusun geri kalanını çok takip edemediği, daha doğrusu
özellikle Kürt illerinde, Kürdistan'daki olan biteni eğer o kanalları takip etmiyorsa kolayca bulabildikleri bilgiler olmadığını hatırlıyoruz. Aslında bütün bu süreç biraz da o tabloyu İstanbul'un göbeğine getirdi, değil mi? Yani kayıplar diye bir gündemimiz var. İnsanlar alınıyorlar gözaltına ve kaybediliyorlar ve bütün bunlar bizim yaşadığımız coğrafya üzerinde oluyor. Onun etkisini de biraz ölçerek tahmin ediyorum. Bu yani görsel olarak bunun büyük bir şehrin ortasında yer almasını önemsediğinizi düşünüyorum. Orayı da biraz açabilir misin? Evet, kesinlikle öyle dediğin gibi. Yani biz burada en azından batıda yaşayanlar sesimizi duyurabilecek kanallar bulabiliyorduk. Yani yürüttüğümüz kampanyalarla kimi zaman gazeteleri, televizyonları ziyaret ediyorduk. Bizimle görüşmeyi reddedenler ya da kayıplarla ilgili gündemine taşımayanları, kayıpları gündemine taşımayanları, bültenlerinde yer vermeyenleri de mesela Hasan'la ilgili haberleri vermedikleri için, en azından Hasan'la ilgili bir haber geçirmeleri için 95'te çok iyi dinleyenler belki hatırlarlar, izleyenler hatırlarlar. Mesela Kanal Altı'nın binasını işgal etmiştik biz Ocak ailesi olarak. Yani bunlar çok önemli kanallardı belki. O dönemde şöyle düşünsün dinleyenler. Örneğin 94 Mart ile 95 Mart arasında İnsan Hakları Derneği'ne yapılan başvuru 500 aşıyordu biz oturmaya başladığımızda. Bu rakam çok korkunç. Gerçekten çok korkunç bir rakam. Ve kaybedilenin peşinden gitmek, kaybedileni aramak gözaltında kaybedilme nedeniydi. Yani Bulut ailesi var Diyarbakır'da ve gözaltına alınan iki kişiyi sormaya giden iki kardeş, onlar da gözaltında kaybedildiler. Arkalarından giden geri kalan kardeş, o da gözaltında kaybedildi. Yani bir aileden beş kişi gözaltında kaybedildiği bir dönemdi o yıllar. Tabii çok daha yakıcıydı. Şu vardı yalnız, biz 44. haftamızda Kürt illerinden kayıp yakınlarını getirmiştik İstanbul'a ve burada onların da katıldığı bir oturum gerçekleştirmiştik Galatasaray Lisesi önünde. O insanlar ya da oradan gelebilenler ilk defa bir gazeteye röportaj veriyorlardı ya da kaybettikleri yakınlarının ismini, resmini ilk defa bir bültenlere konu olabilmişti o dönemde. Ve o günü hala o dönemde 44. haftamızda gelen annelerin bir kısmı hayatta değil ama onlarla birlikte gelen çocukları mesela şu an bizlerle yan yana geldiklerinde o günü çok fazlasıyla anlatırlar mesela. Aradan tabii o günden bugüne 25 yıl geçti ve hala görünür olmadığını düşünüyorum. O dönemin iletişim kanallarıyla şimdinin iletişim kanallarını düşündüğümüzde hala o Kürt illerinde yaşanan insanlığa karşı suçlardan toplumun çok haberdar olmadığını düşünüyorum. O konuda haklısın. Her ne kadar mecralar fazlalaşmış olsa da genel olarak bugün de bahsettiğimiz gibi kanallara kimin çıkıp çıkmayacağı, programlara kimin çıkıp çıkmayacağı günün politik durumlarına göre değerlendiriliyor. Tehlikeli bulduğu kısımları, bölümleri, grupları, partileri çıkarmayan gazetecilik anlayışlarından bahsediyoruz. Yani aslında baktığımız zaman mücadele bir mücadele çeşidi olarak bellek aktivizmi de diyoruz biz buna, değil mi? Aslında daha ileride bir noktadan devam edebiliyor olacakken biraz daha başladığımız noktadan da sanki geriye doğru düşmüşüz gibi bir durum var, değil mi Maside? Bu birçok alan için geçerli ama sen cumartesi anneleri için de aynı şeyi söyleyebiliyor musun? Çünkü aslında 1980'deki kayıplarla 90'lardaki kayıpları bir araya getiren bir aktivizmden bahsediyoruz. Yani bir devlet politikası olarak faili meçhullerin ne demek olduğunu anlatan bir aktivizm çeşidi. Yani bunun bir döneme, bir yere
bir coğrafyaya ait değil, daha genel sistematik bir politika olduğundan bahseden bir şey. Bugün geldiğimiz yerde bunu ne kadar gerçekleştirebiliyorsunuz? Mesela şu anda kaç tane aile var sizinle birlikte hareket eden? Onlar mı size ulaşıyor, siz mi onlara ulaşıyorsunuz ve bütün bunları nasıl bir araya getiriyorsunuz? Aslında aile, tabii burada şunu söylemek gerekiyor. Özellikle İnsan Hakları Derneği'nin şubeleri, Cumartesi annelerinin de nasıl diyeyim, en büyük destekçisi. Zaten İnsan Hakları Derneği çatısı altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz hiçbir partiye, hiçbir kuruma, hiçbir düşünceye bağlı olmadan sadece İnsan Hakları Derneği ile ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Dolayısıyla özellikle bölgede Kürt illerinde ailelerle iletişimimizi şubeler vasıtasıyla sağlıyoruz. Özellikle 2009'da yeniden Cumartesi annelerinin, tabii burada şunu da söylemek gerekiyor, biraz anlaşılmaz olacak cümle çünkü yoğun şiddet ve saldırılardan dolayı biz 15 Ağustos ve 13 Mart 99 tarihleri arasında 30 hafta boyunca yoğun şiddete maruz kaldık ve 13 Mart 1999'a geldiğimizde ara vermek zorunda kaldık. Bu ara 31 Ocak 2009'a kadar sürdü. 2009'da yeniden başladığımızda İnsan Hakları Derneği ile birlikte karar verdik başlamaya ve İnsan Hakları Derneği o dönem tüm illerine bir çağrıda bulundu genel merkez ve tüm illerde kayıplarla ilgili aynı tarzda eylemlerin yapılmasını söyledi. Aldığı genel merkez kararıydı bu İnsan Hakları Derneği'nin. Şırnak, Cizre, Batman, Yüksekova, Diyarbakır, onlar o hal ilan edilene kadar eylemlerini sürdürdüler, oturma eylemlerini sürdürdüler, basın açıklamalarını yaptılar. Urfa iki haftada bir yapabildi, şimdi ayda bir yapıyor. Tabii Batman dernek içerisinde yapıyor. Diyarbakır İhade pandemiden dolayı bu dönemde yine bizim gibi sosyal medya üzerinden yapıyor. İzmir iki haftada bir yapıyor, İzmir İhade Şubesi. Tabii bize gelince 700. haftamızdan bu yana, 700. haftamızda yasaklanmamızdan ve yoğun olarak şiddete maruz kalmamızın ardından İnsan Hakları Derneği önünde daracık bir sokakta, abluka altında yapmaya çalışıyoruz açıklamamızı. Tabii burada şunu yapmak istediler, bizi kapalı kapılar arkasına hapsedip sesimizin duyulmaz, bizlerin de görünmez olmasını istediler aslında. 9 hafta süren yoğun baskının ardından, yoğun şiddetin ardından biz ihade sokağında yapmayı başarabildik aslında, öyle söyleyeyim. Bu ortamda ne kadar başarabildik ya da 700. haftayla şimdi arasında bir fark ya da ilk başladığımız günden bugüne bir fark var elbette. İnsanlar artık gerçekten insanların üzerinde oluşturulmak istenen korkuyu çok fazlasıyla hissediyorlar. Ve bu korkunun yanı sıra her ne kadar diğer eylem ve etkinliklerden insanlar uzak duruyor olsa bile bizim destekçilerimizden yana herhangi bir azalma ya da eksilme yaşamadık biz. Yoğun şiddete maruz kalmış olsak bile yine 150-200 kişiyle aynı şiddete maruz kaldık. Aileler bize nasıl ulaşıyor? Biz ailelere nasıl ulaşıyoruz? Ailelerin bize ulaşamadığı yerde avukatlarının vasıtasıyla, İnsan Hakları Derneği'nin vasıtasıyla biz ulaşıyoruz. İstanbul'da 150'ye yakın kayıp yakınıyla iletişimimiz var.
ve bir kısmı düzenli olarak geliyor olsa bile bir kısmı da koşullarından dolayı sadece yıl dönümlerinde gelebiliyor. Yine İstanbul dışında Ankara'dan ya da farklı illerden gelip burada bizim eylemimize katılanlar da oldukça fazla. Kısaca böyle özetleyebilirim galiba. Peki şunu da sorayım. Burada tabii önemli bir şey mekan haftası değil mi? Galatasaray Meydanı, Galatasaray Lisesi'nin önü sembolik bir anlamı var artık. Yani bütün ülkeyi de düşünürsek sadece İstanbul için değil. Biraz herhalde bu baskıların sebebi onu da kırmaya çalışmak. Yani o alanın hafızasını da biraz yok etmeye çalışmak o anlamda. Peki şeyi nasıl görüyordunuz? Belki o taraftan geri dönüşler de olmuş olabilir. Bir sokağın ortasındasınız. Sonuçta orası trafiği yüksek olan bir sokak. Her cumartesi toplanabildiğiniz zamanlardan bahsedelim. Geri dönüş nasıl oluyordu? İnsanlar, yeni insanlar gelip katılıyor mu, dinliyor mu? Ya da tam tersi şeyler de olabilir. Yani gelip sizi rahatsız edecek durumlar söz konusu oldu mu kişilerin? Onlardan biraz bahsedebiliriz belki. Bir de onu söylerken şunu da söylersen, yani cumartesi anneleri şimdiye kadar neyi başardı? Başarılarından başlayalım, sonra belki başka şeyleri de konuşmaya geçeriz. Cumartesi annelerinin başardıklarıyla başlayalım istersen. Özellikle 94 Mart ve 95 Mart arasında kayıp sayısını söylemiştim ve yani her ne kadar net ve kesin bir çalışma olmamış olsa bile 1200'ün üzerinde bu topraklarda gözaltında kaybedilen insan var. Ve az önce söylemiştim, ölenin tarihi ve toplumsal hafızaya bıraktığı izdir mezarlar demiştim. Ve biz bu dönem boyunca 200. haftamıza kadar ulaştığımız dönem boyunca 99'da ara verdiğimizde bu topraklarda gözaltında kaybedilen sayısı sadece onlarla ifade ediliyordu ki bu gerçekten çok önemli bir başarıydı bizim için. Şunu da gördük ki Galatasaray Meydanı'na gelen annelerin ya da gözaltına çıkan kişilerin de beni kaybedeceklerdi. Siz varsınız diye beni kaybetmediler deyişlerine de tanık olduk. Bizim başlarken üç ana talebimiz vardı. Gözaltında kayıplar son bulsun. Akıbetleri açıklanarak ailelerine teslim edilsin ve failleri ve sorumluları yargılanarak cezalandırılsın da bu talepler. Biz 200. haftamızda ara verdiğimizde evet bu topraklarda gözaltında kaybetme politikasının önünde durabildiğimizi gördük. Bu bizim için çok önemliydi. Biz bu mücadeleyle yaşam hakkını savunmayı istemiştik. Yaşam hakkını korumak istemiştik insanların ve bunu başarabildiğimizi düşünüyorum. Yine özellikle 2009'da yeniden bir araya gelmemizin ardından tek tek başvurularda bulunup suç duyuruları yapıp faillerle ilgili, sorumlularla ilgili etkin soruşturma yapılmasını talep etmiştik. Tabii bu noktaya da nasıl gelmiştik? Ergenekon davasında yargılanan bazı isimlerin bizim kayıplarımızın da failleri olduğunu biliyorduk dosyalardan ve bununla da ilgili yargılama yapılmasını istediğimizde de her ne kadar bilgi ve belge bulunuyor olsa bile gözaltında kaybetme suçuyla yargılanamayacaklarını, yargılama yapmadıklarını söylemişti. Ergenekon davasının hakimleri, savcıları. Tabii açtığımız davalarda çok enteresan şeyler de yaşadık. Dönemin askerlerinin ya da tanıklarının gelip savcıların yaptığı soruşturmalarda ifade verdikleri dosyalarımız oldu. Özellikle o dönemlerde Mardin bölgesinde gözaltında kaybedilen insanların
maalesef ki kalıntılarına, kemiklerine ulaşabildik. Yani kemik diye adlandırmak her ne kadar bizim canımızı yakıyor olsa bile onlardan kalan parçalara ulaşabildik. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir başarıydı. Yine az önce sen de söyledin. Yani nereden geldik buraya? Cumartesi anneleri ile ilgili o dönemin başbakanının yani Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar vardı ve bu açıklamaların üstüne kamuoyundan da bir tepki oluşmuştu. Bu tepkinin de ardından özellikle Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine bir görüşme de yapmıştık. O gün her ne kadar bizim için sizin sorunuz benim kabinemin sorunudur demiş olsa bile maalesef ki bizim sorunumuzu çözmek için gerekli adımlar atılmadı. Sadece Cemil Kırbayır'la ilgili bir araştırma komisyonu kuruldu. 31 yıl boyunca 12 Eylül'ün hemen ardından gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır'la ilgili yürütülen bu araştırma çalışmasında Cemil Kırbayır'ın işkencede öldürüldüğünü bu devletin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin komisyonu kabul etmiş oldu ve sorumlular hakkında dava açılması ile ilgili dosyayı oluşturduğu dosyayı Kars Cumhuriyet Savcılığına götürmüş olsa bile hala bir yargılama ya da soruşturma bir davaya dönüşebilmiş değil. Başarılarımız elbet bunlar, başarısızlıklarımız da var tabii ki. Yani bunları da belki şu an zamanımız yok da önümüzdeki dönemlerde belki konuşabiliriz. Ama şunu söyleyeyim, Galatasaray Meydanı bizim için sadece bir mekan değil, bizim sevdiklerimiz hak ve özgürlük talep ettikleri için kaybedilen insanlar ve gelecek kuşakların onları hatırlamaması, baskıcı iktidarların aslında en büyük arzusu. Onların varlığını inkar etmeleri, onları mezarsız yani mekansız bırakmaları, onların izlerini silmeye çalıştılar aslında. Biz onların izlerini, onların izlerinin silinmemesi için Galatasaray Meydanı'nı belki de onların mekanı olarak bildik ve orada bir araya geldik. Onların unutulmaması için. Onların unutulmaması ancak bizim unutturmamamıza geldi maalesef. Biz unutturmamak için mücadele etmediğimiz koşullarda maalesef ki kayıplarımızın unutulduğuna da şahit olabiliyoruz. Tam da bu noktada belki şunu da sorabilirim. Farkındalık yaratmak ve hak, adalet mücadelesi vermek. En azından bu cezasızlığa dair bir girişimde bulunmanın dışında aileler için ne anlam ifade ediyor cumartesi günleri oraya gitmek? Sizin kendi aranızdaki iletişim, bu birlikteliğin, bu aktivizmin size yaptıkları diyeceğim çünkü muhtemelen birçok şey var arkasında. Onları senden dinleyelim. Tabii biz bir araya geldiğimizde sadece kendi kaybımızın yakınıydık. Ben Hasan Ocağan kardeşiydim ya da İkbal Eren sadece Hayrettin Eren'in kardeşiydi. Hanım Tosun, Fehmi Tosun'un eşiydi ama artık hiçbirimiz sadece kendi kaybımızı temsil etmiyoruz aslında. Biz sadece kendi kaybımızın yakını olmaktan çıktık. Biz hepsinin yakınıyız. Ve bunun yarattığı etki hepimizde aynı. Hiçbirimiz kendi kaybımızın yıl dönümünde yani her ne kadar çok ağır geçiriyor olsak bile yanımızdakinin yan yana durduğumuz insanın kaybının yıl dönümünden daha fazla etkilenir hale geldik. Yani aslında bizim için sadece bir araya gelmek değil, biz çünkü çok büyük bir umutsuzlukla bir araya geldik aslında. Çok büyük bir karanlığın içerisinde, çaresizliğin içerisinde bir araya geldik ve
O çaresizliğin, o karanlığın içerisinde bir ışık yaktık ve o ışık, o sessizlikle yakılan ışık gerçekten de sınırları aşarak, sınırları aşıp 25. yılına, 25. yılını geride bıraktı. Biz sadece kayıp yakınıydık ama artık hepimiz birer insan hakları savunucusu olduk aynı zamanda. Ve yani 95'te başladığımız dönemleri hatırladığımda, şimdiki halimi düşündüğümde ya da her birimiz açısından düşündüğümde bu noktaya gelebileceğimizi ya da bugün bunları yapıyor olabileceğimizi hiç düşünmemiştim aslında. Hiç ihtimal bile vermemiştim. Çok şey öğrendik. Galatasaray Meydanı, hepimiz cumartesi anneleri, tüm kayıp yakınları, aslında her biri birbirinin öğretmeni olduğu, herkes birbirine bir şey öğretti ve hep birlikte öğrendik. Bu mücadelenin büyüklüğünü de, onurunu da, azmini de, her şeyini biz birbirimizden öğrenerek büyüttük diye düşünüyorum. Bunu da kişisel olarak merak ediyorum, onu da soracağım. Biraz daha özel bir soru olacak cumartesi annelerinden yola çıkarak. Şunu anlamak için soruyorum. Ailelerin bir de bu süreçlerde politize olma durumları var. Yani ailenin bir ferdinin politik angajmanının olması diğerlerinin olduğu anlamına gelmiyor hiçbir şekilde, değil mi? Ama bu süreç içerisinde mesela Emine anne, İşte gidebildiği bütün cumartesilerde orada, değil mi? Elinde Hasan Hoca'nın, oğlunun fotoğrafıyla. Bütün bunlardan önceki dönemlerde Emine Ocak nasıl bir insandı? Ondan sonrası nasıl değişti? Onu birazcık anlatabilir misin bize? Annem çok fazla Türkçe bilmeyen, Türkçe konuşamayan bir kadındı ve aslında yani sonuçta biz her zaman politik bir aile olduk. Yani ben 12 Eylül darbesinde 4-5 yaşlarındaydım ve 12 Eylül darbesinden sonra evimizin basıldığı günleri çok iyi hatırlarım mesela ve o dönemlerde annemle birlikte bir komşumuzdan dönerken annemi helikopterle kaçırmaya kalktıkları anı çok net hatırlıyorum. Ve aslında bu benim hayatımın belirleyici noktalarından birisidir aynı zamanda. Ama bütün bunlara rağmen annem bir ev kadınıydı. Yani belki de işte her ne kadar çocukları eylemlere katılıyor olsa da, bir yerlerde olsa da, o eve geleceğini bilirdi. Ve tek derdi belki de akşam çocuklarına ne yemek pişirmekti. Ama şimdi öyle değil. Yani Hasan'ı bulduk ama ben diğer çocuklarımı da istiyorum diyor mesela. Ya da kaybettiğimiz bir annenin ardından, özellikle geçtiğimiz Ağustos'ta Elmas anneyi kaybettik. Onun ardından durdu, döndü, dedi ki ben Galatasaray'ı kazanmadan ölmeyeceğim, size söz veriyorum dedi. Yani bu aslında yaşadığı sürecin de bir özetiydi. Annem hala belki Türkçeyi çok zor kullanıyor ama annem gibi diğer anneler de aynı durumdalar. Aslında annemden daha ağır bir şey var ki, çünkü annemin yanında bizler vardık, çocukları vardı ve her zaman onun yanındaydık. Hep birbirimizi güçlü tuttuk, ayakta tuttuk. Bizim Hanife annemiz var. Oğlu Murat Yıldız 1995 Şubat'ında İzmir'de gözaltında kaybedildi. Ve Murat'ı, tek oğlunu, Hanife anne adli bir olaydan dolayı Murat aranırken kendi elleriyle götürüp karakola teslim etmiş ve bir daha da oğlunu görememiş bir anne. Oğlunun feribottan atmışlar İstanbul'a getirirken ve Hanife anne her zaman şunu söylüyor: taş bile dayanmaz, bizim yüreğimiz, bizim bedenimiz nasıl dayanıyor der. Ve Hanife annenin ilk Galatasaray'a geldiği günü hatırlıyorum, elinde küçücük bir Murat'ın fotoğrafıyla.
Hanife anne sadece haberlerde görüyor bizim orada oturduğumuzu ve İzmir'den çıkıp İstanbul'a geldi ve İstanbul'a yerleşti bizimle tanıştıktan sonra. Hanife annenin yaşadıklarını ya da geçirdiği süreç aslında biraz daha yakıcı. İlkokul mezunu olan Hanife anne şimdi neredeyse kitap yazacak kadar çok yazıları var, şiirleri var. Ve o gün yani şunu hatırlıyorum. Hanım Tosun'un Galatasaray'a ilk geldiğinde yarım yamalak Türkçesiyle kocasını, eşini soruyordu. Ama okuma yazması yoktu Hanım Tosun'un. Ve Hanım Tosun okuma yazmayı öğrendi. Türkçeyi tam olarak öğrendi. Kendi ana dilini de yaşatarak. Ve şimdi Hanım Tosun kendi başına açıklamaları okuyabilecek duruma geldi. Yine Şırnaklı, İdilli bir kayıp yakınımız var. Bizimle ilk yan yana geldiğinde okuma yazma bilmiyordu. Sırf bizim açıklamalarımızı okuyabilmek için, bizim yayınladığımız şeyleri okuyabilmek için okuma yazma kursuna gitti. Yani her bir kayıp yakını için bu geçerli. Sadece annem değil, tüm kayıp yakınları aynı süreçleri yaşadı. Çok teşekkürler. Çok aydınlatıcı oldu tüm bu bilgiler. Ardında da ne tür bir adanmışlık olduğunu da çok net görebiliyoruz. Biraz da şunu sormak istiyorum. Çok farklı bir döneme girdik şimdi. Özellikle pandemiyle birlikte zaten mekansal olarak Galatasaray'a erişiminizin olmadığı bir dönemin ardından şimdi bir de salgınla baş etmeye çalışıyoruz. Bu döneme nasıl adapte oldunuz? Biliyorum son haftalarda da bir kampanya gerçekleştirdiniz. Belki biraz ondan bahsedebiliriz. Bir de üzerine şunu sorayım. Bunu dinleyenler ne yapabilir? Yani İstanbul'da olmayanlar ama bunu gönüllülük anlamında destek olmak için hani dinleyip motive olan insanlara ne demek istersin? Tabii 700. haftadan sonra abluka altında yapıyorduk açıklamalarımızı, yapıyoruz daha doğrusu. Yani neredeyse 100 kişinin 1 metrelik bir 2 metrelik bir alanda sıkışık bir vaziyette yaptığımız bir açıklamaydı bu. Ve hem bizim sağlığımız açısından kayıp yakınların, ailelerin, cumartesi insanların, destekçilerinin sağlığı açısından hem bizi takip eden gazetecilerin, basın emekçilerinin sağlığını öncelleyerek biz sosyal medya üzerinden sem yapmaya başladık açıklamalarımızı. Tabii aslında niyetimiz sembolik olarak yine açıklamalarımızı sokakta yapmaktı ama şunu gördük ki maalesef ki biz sembolik dediğimizde bile sayımız 50'yi 60'ı bulacaktı. Dolayısıyla sembolik yapmamaya karar verdik ve sosyal medya üzerinden yapmaya karar verdik. Aslında burada az önce bir adanmışlıktan bahsettin ya, yani sadece kayıp yakınları değil, bizim destekçilerimiz de gerçekten o durumdalar. Şöyle öyle bir şey düşünün ki kemoterapi hastası akciğerinin biri alınmış bir destekçimiz bir süre gelmemesini istediğimizde buna ben karar veririm deyip bizi tersledi, bizim yanımızda olmak istedi. Tabii onların bu tutumu bizim de sosyal medya üzerinden açıklamalarımızı yapmamıza neden oldu. Bu sürece alışmak bizim için elbette bir hayli gene zor oldu. Çünkü biz sokakta olmaya alışkın insanlarız. Özellikle Hanife anneyi bu Hanife annenin bizlerden uzak durması demek aslında onun yaşam damarlarından birinin kesilmiş olması demekti. Bu dönemi biz de herkes gibi görüntülü konuşmayla ya da ailelerle sürekli görüşerek, konuşarak gidermeye çalıştık olumsuzluklarını.
Tabii biz birbirimize aynı zamanda kardeşten de öte olduğumuzdan dolayı bir gün telefonda konuşmayınca kendimizi de eksik hissediyoruz işin bir tarafı. Tabii hazırlıklarımız da biraz daha zorlaştı. Ailelere ulaşıp ailelerden kaybıyla ilgili videoları bir araya getirip her cumartesi canlı yayında yayınlıyoruz cumartesi annelerinin Twitter hesabından. Tabii bu dönem bize şunu da gösterdi ki her ne koşulda olursa olsun biz her yeri hakikat ve adalet mücadelesinin mekanı haline getirebiliyoruz. Özellikle 17-31 Mayıs gözaltında kayıplar haftasıydı. Bu hafta boyunca da her ne kadar sokaklarda olamasak da sosyal medya üzerinden taleplerimizi ve bu mücadelenin getirdiklerini ya da bizim yaşadıklarımızı kamuoyuna ulaştırabildiğimizi düşünüyorum. O dönem boyunca, kayıplar haftası boyunca neredeyse 50'ye yakın bir video paylaştık. Uluslararası destekçilerimizden de gelen mesajlar da vardı. Plaza de Moya annelerinden İspanya'ya, Lübnan'dan İran'a, Kıbrıs'a destekçilerimizden ya da dayanışma mesajı gönderen kayıp yakınları vardı. Dediğim gibi yani biz bir şekilde evet bunu devam ettiriyoruz sosyal medya üzerinden ve ne olursa olsun her koşulda biz hakikat ve adalet için bir araya gelmeyi başarıyoruz. Bizi dinleyenler şunu izleyenler şunu bilsinler. Aslında biz çok şey istemiyoruz. Biz bize ait olanı istiyoruz. Ve adaletin gerçekleşmesini istiyoruz. Biz cumartesi anneleri, cumartesi insanları, kayıp yakınları olarak kimimizin mezarı var, kimimizin mezarı yok. Ama çoğunluğumuzun mezarı yok. Benim bir mezarım olduğu için kendimi şanslı hissetmemeliyim bu topraklarda. Ya da yanımdakinin mezarını aramak bana düşmemeli. Bu yargının ya da bu devletin yükümlülüğüdür. Ama devletin bu yükümlülüğünü yerine getirmediğini 25 yılda artık deneyimlediğimiz bir konu. Yani sadece devlet değil, hukuk da görevini yerine getirmiyor. Bizim sevdiklerimizin yasının bitebilmesi ancak kayıplarımızın bulunması, onlara birer mezar oluşturabilmemiz ve adaletin sağlanmasıyla mümkün olacak. Bunun için de nerede olurlarsa olsunlar, belki de sadece bir gün bir tweet atabilmek bile bizim için bir destektir. Yolları düşerse İstanbul'da gelen olursa, İstanbul'daki dinleyiciler bir araya geldiğimizde mutlaka yanımızda olmalarını istiyorum. Ama en önemlisi de bizim yükseltmeye çalıştığımız ses toplumun hafızasını güçlü kılmak için yükselttiğimiz bir sestir. Bu sese sahip çıksınlar. Artık annelerimizin çoğunu bu 25 yılda kaybettik. İkinci kuşak sürdürüyor hazırlıklarını. Üçüncü kuşak bize yetişmek üzere ve biz bu mücadelenin dördüncü kuşaklara taşınmasını istemiyoruz. Bu sorunun gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Bunun için de Birleşmiş Milletler'in bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair bir sözleşmesi var. Türkiye'nin bu sözleşmeyi imzalaması için bulundukları her yerden bir ses vermelerini istiyoruz herkesin. Ve aslında istediğimiz çok şey değil, yanımızda olmalarını hissetmek istiyoruz ve ses çıkarmalarını istiyoruz. 90'larda 95'te ilk başladığımız dönemlerde
çok daha ağır koşullar altında bu mücadeleye başlamıştık. Ve sokakta infazların, kayıpların çok yoğun yaşandığı bir dönemdi. Oysa artık her türlü iletişim çağındayız ve artık insanların tepkisizliği bir anlamda bizi az önce bahsettiğimiz yüzleşmeden ya da bir toplumsal muhalefetin yükselmesinden, temel hak ve özgürlüklerimizden insanların sessizliği bizi uzaklaştırıyor. İfade özgürlüğünün önündeki engellerin aşılmasını istiyoruz biz. Bizim ifade özgürlüğümüzün kısıtlanması demek aslında bu ülkede yeni kayıpların da yaşanabileceğinin de sinyallerini veriyor. Sadece gözaltında kaybetmelerin değil, insanlığa karşı işlenecek suçların da ardı sıra geleceğini gösteriyor. Bu yüzden korkmayın demek istiyorum ben insanlara. Korkmak çok insani bir şey. Ama inanın ki hiçbir şey sizin sevdiğinizden koparılmanızdan ya da özgürlüklerinizin elinden alınmasından daha büyük değil. Korku bunları düşündüğünüz zaman çok küçük kalıyor. Ve korkmayın, susmayın. Biz korkmuyoruz, affetmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Siz de sesinize ses katın demek istiyorum. Maside, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bilgiler verdin. Umarım bizi dinleyenler de öyle düşünürler. Hem Cumartesi annelerinin Türkiye'deki mücadele tarihi açısından önemine dair detaylı bilgiler aktarmaya çalıştık. Hem de senin de bir mücadele insanı olarak bu çalışmaların içerisindeki faaliyetlerine dair çok şey dinledik. Mesajların çok kıymetli. Tabii ki Cumartesi anneleri, Cumartesi insanları çok kıymetli. Umuyorum bundan sonraki dönemde de elimizden geldiğince ortak çalışmalar yapabiliriz. Eğer eklemek istediğim bir şey yoksa teşekkür etmek istiyorum. Sesimize ses olduğunuz için teşekkür ederim Eylem. İyi ki varsınız. Siz de. Görüşmek üzere Maside. Görüşmek üzere, hoşça kal.